Bana Anlat kanalından herkese merhabalar. Başak Cengiz'in olayıyla, cinayetiyle sarsıldık hepimiz bunu duyduktan sonra şöyle bir düşündük. 2 dakika önce ben geçebilirdim, 5 dakika sonra ben rastlayabilirdim. Karşıdan ben geliyor olabilirdim. Ee, i̇nanılmaz bir durum. Duyduğumdan beri gerçekten insanın sinirlerini alt üst eden, duyduğumdan beri beni çok üzen, çok yoran, hep düşündüğüm, Allah'ım hiç mi bir şey yapılamaz dediğim, o kadar enteresan DM'ler aldığım, neredeyse her gece yazıştığım, sizlerin de tanıdığınız yani böyle e, aktif bir şekilde yayınımıza katılan arkadaşımın da öğrencisinin ne olduğunu duydum. E, bir şekilde Başak'la e, bir irtibatımızın olduğunu bilmek, bak onun öğrencisiymiş ben her gece neredeyse kendisiyle konuşuyorum falan derken e, Başak Cengiz'i tanımak istediğimi söyledim ona da. Belki canlı yayınlarımızda birazcık bize Başak Cengiz'i anlatır. Bu kadın cinayetlerinde sadece birer isim hashtag olarak kalmaları, Twitter'da birer başlık olarak kalmaları ya da Instagram'da işte adı soyadı bir de onun için adalet denmesinden daha fazlasını hak ettiklerini, bir dünyaları olduğunu, bir yaşamlarının olduğunu, bir hayatlarının olduğunu, geleceklerini hayal ettiklerini düşünecek olursanız bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Kadınların her birinin. Esra Hankulu için de böyle düşündüğümü defaatle söylemiştim. Esra Hankulu'nun arkadaşlarının bana ulaşmasıyla kendisi hakkında gerçekten rica minnet, hiç ümit cana girmeden çocukluğunu anlatın derim. Ee, Nasıl yaşardı onu anlatın. Hayali neydi onu söyleyin. Babasıyla, annesiyle iletişimi neydi onu söyleyin diye bir yayın yapmaya çalışmıştım. Ee, bilmiyorum denk geldiniz mi, gördünüz mü? Aynı şekilde Başak'la ilgili de tanıyan, bilen, gören, duyan, yolu bir şekilde kesişmiş, kendisiyle sohbet etmiş tüm eş, dost, akraba, da yayınıma almak. Başak Cengiz kimdir? Akrabalarının sevenlerinin dilinden onu duymak sadece bir isim olarak kalmamasını sağlamak isterim. Sonrasında bir haber olarak kalmadı. Tabii ki her yerde gündem oldu. Ve bugün yaklaşık 40 dakika öncesi falan Başak katledilirken baktaki güvenlik kamerası da bu görüntüleri kaydediyordu. İzlemeye gerçekten yürek dayanmaz ama... şöyle bir bakayım dedim gerçekten. İnanamadım yani böyle bir şeyle karşılaşsam ne yapardım? Ee, sanki böyle baraj kurmuş gibi ya da diz çökmüş gibi bir arabanın tekerine doğru zaten her yer kırmızı. Elinde kılıcıyla oynayan da bir cani. Şimdi haberden bahsedeceğim ama yoğun duygularımdan öncelikle birazcık bahsedip sonra habere geçmek istiyorum. Şöyle... Kim olursa olsun sev sevme, ünlülerden ya da eleştirebileceği bir platformdan şu tuşa basmış ve başlamış onu eleştirmeye olan herhangi bir bireyden hakaret davası, tazminat davası, işte onunla ilgili neyse uzaklaştırma cezası. Adam hapiste, Ümitcan Uygun'dan bahsediyorum Deniz Akkaya'ya hakaret davası açmış, Deniz Akkaya gidiyor işlem yapılıyor hakkında. Ee, bir şey Orhan'dı adını unuttum. Genelde mağdurlarınkini ezberimizde tutuyoruz. Katillerin adını unutuyoruz. Ne kadar güzel unutulma hakları oluyor ve unutuluyorlar. Buna ben de dahilim. Çünkü dayatılan genel olarak öldürdüğü kadınların isimleri oluyor. Ee, katilleri unutuyoruz. Bir şey Orhan'dı biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Ee, Ezgi Mola'ya hakaret davası açmıştı. Şimdi burada eleştirdiğimiz, cani dediğimiz Vahşet dediğimiz, katilsin dediğimiz bize dava açıyor. Biz çok güzel gidiyoruz. Bu şikayetlere karşılık olarak ifademizi veriyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Bir şeylerse yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama yapılan e, kısım sadece bizimle ilgili olan kısım oluyor. Çok enteresan. Haberimden hemen sonra size bir de öbür taraftan bir şeyleri dinlemeniz gerektiğini isimsiz bir mesajla anlatacağım. Yani... Bu caninin, bu katilin neden sokaklarda olduğunu çok net bir biçimde ifade eden bir arkadaşımdan size isimsiz bir şekilde o mesajı paylaşacağım. Haberi kısacık geçmek istiyorum. Hepinizin bildiğini biliyorum ama şöyle dursun. İmar Başak Cengiz'in 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta Oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Bey'in bakın onların isimleri soy isimleri bipli, sansürlü. Öldürülen kadın ayan beyan ortada. Onun ailesi yokmuşçasına. Can Göktuğ Bey'in kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Bey, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme silahlı tehdit suçlarından tutuklanırken saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Can Göktuğ Bey'in kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak samuray kılıcıyla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı Can Göktuğ Bey'in de saldırısını sürdürdüğü görülüyor. Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi. Son dakikanın haberine göre samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri de ortaya çıktı diyor. E, yüreğiniz el verir mi bilmiyorum izlemeye. Ben birazcık daha böyle komşularından o Göktuğ Canisi'nin komşularından gelen bazı e, haber ve ihbarlarla bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kendisi bir sitede yaşıyor ve site sakinlerini sürekli huzursuz ve rahatsız ediyor. Nasıl? Böyle bir anırma, bağırma, boğulma sesi gibi sesler çıkartıyor. E, gecenin bir yarısı kendisi şikayet ediliyor fakat pek bir şey değişmiyor. Daha sonrasında da Şöyle bir şey yaşıyorlar e, ilaçlarını kullandıklı, kullandığı söyleniyor ve bu şekilde şikayet ettiklerinde hiçbir şey elde edemiyorlar. Neymiş şizofren hastasıymış e, ama ilaçlarını kesinlikle kullanmıyormuş. Bu hali atakları içeri girince evinde de e, bulunan mühimmat ve çok sayıda kesici aletle e, olayın ne kadar vahim olduğunu sürekli bunu aslında kafasında kurguladığını bir şeyler yapmak istediğini ama işte yapmak istediği şeyin e, bir genç kadını öldürmek ya da sokaktan geçen masum bir insanı öldürmek. Çoluk çocuk hiç önemli değil. Bu hedefte ve bu düşüncede olduğunu komşuları bilemez miydi? E, bilebilirlerdi, bilemeye de bilirlerdi. Şimdi size isimsiz bir paylaşım. Şizofreni hastasının kız kardeşi. E, Göktuğ'un değil. Başka bir şizofreni hastasının kız kardeşi. Benim başıma gelmez. O yaşar. E, haberlerde gördüğümüz kadının başına gelir. Haberlerde gördüğümüz kadının çocuğunun başına gelir. Benim başıma gelmez. Ben nasıl denk gelebilirim ki? Onlar Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta olan şeyler, Müge Anlı'da, kadın programlarında olan şeyler benim başıma gelmez demeyin. Herkesin başına gelebilir. Şikayetçi olun demiştim bilmediğim bir şey söylemiştim aslında. Allah Allah neden yatırmıyorlar, niçin tedavi etmiyorlar, neden serbest kalıyor demiştim. İşte neden serbest kalıyormuş bir şizofreni hastasının kız kardeşi anlatıyor. Diyor ki ah Berrak Hanımcığım senin haklı isyanını anlıyorum ama bizim evimizde abim şizofren ve tehlikeli. Ama gel sor tedavi ettirebiliyor muyuz? Hayır. Hastaneye yatırabilmemiz için onun onayı gerekiyor bir şizofren hastası olduğuna inanıyor mu da onay versin? Çok korkuyorum bir gün ailem de bu şekilde katledilecek diye. Odasında kendi kendine kavgalar eder. Geri gelir bize saldırır. Ben bir yıldır ayrı yaşıyorum ailemden çünkü beni istemiyor ve beni görünce evdekilere ve bana zarar veriyor. Evde bize zarar vermeye kalkınca kendimizi odaya kilitliyoruz ve polis çağırıyoruz. Ancak Şizofren hastası olduğu için gelmiyorlar. Sağlık ekibi polis olmadan eve giremiyor. Elinde bıçakla kaç kez anneme, babama, kardeşime zarar vermeye kalktı. Hastaneye yatırmak çok büyük çile. Birkaç kez e, denedik. Yasal olmayan bir şekilde denedik. Hafta sonra hafta sonu iznine gönderildi. Şaka gibi değil mi? Tabii tekrar gitmedi. Ah be rakalım ah. Yarın bir gün dışarıda birini öldürse, tecavüz etse ailemi suçlayacak herkes. Bu çocuğu tedavi ettirmediler diye. Ama işte sadece bu kadar kimse sorgulamayacak gerisini. Ne zaman bir şizofren hastasıyla ilgili haber duysam ailemden birini bu şekilde kaybetmeye yakınlığın nefesimi kesiyor demiş. Şimdi bir şizofren hastasının ablasının bana ulaşmasının... Ee, benim için çok büyük bir önemi var. Çünkü ben şizofren hastasıysa neden tedavi olmuyor? Şizofren hastasıysa niye yatırmamışlar falan diye böyle cahilce bol keseden sallamıştım. Bakın görün insanlar çocuklarını kardeşlerini, abilerini, babalarını, aile fertlerini bu teşhisi konduktan sonra tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Fakat bazı engeller var. Bilmiyorum bürokraside mi engeller var? Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Bir imza mı toplayalım? da insanların tedavisinin bir şekilde kapalı bir alanda, insanlara zarar vermeyecek bir alanda yapılması mümkün değil mi? Tedavisi mi mümkün değil? Umutsuz oldukları için mi tutulmuyorlar? Neden bizim aramızdalar? Aslında sorularım devam ediyor. Ben sadece ailenin yapabileceklerini düşünmüştüm. Neden umarsızca insan içine karıştı diye. İşte burada da bir örneği var. Biz tutmak, yatırmak istiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı diyor. Ben her iki taraftan da her zaman dinleyen bir insan olarak Başak Cengiz'in o günkü sonunun içerisinde kimin parmağı varsa, kim onu yatırmadıysa, kim ilacını almadıysa bunun en başından en sonuna hani böyle parmağı bu olayın içine küçücük olsun değmiş kim varsa aslında ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Başak Cengiz şöyle söyleyeyim mimarlık fakültesinde sanırım ve bir aylığına bir eğitim için orada bulunuyor. Bir aylığına gidiyorsun. Ve öldürülüyorsun insanın aklına, hayaline gelmeyecek her şey başına gelir arkadaşlar. İnanın ya da inanmayın. Bana bir şey olmaz dediğiniz sürece, hiçbir şey yapmadığınız sürece, ben o sokaktan geçmiyorum dediğiniz sürece, arka sokakta başka bir manyağın olabileceğini aklınızdan çıkardığınız sürece başımıza her şey gelir. Öncelikli olarak ne yapılabilir? Vallahi çok derinde yatıyor ya bazı şeyler. Aynısını geçen sene bir kız çocuğu yaşadı. Biliyorsunuz Okuldan evine gidiyordu. Bir manyak geldi boğazını kesti. Hatırlayın kendisi hapisten yeni çıkmıştı ve e, canımı öldürmek istedi demişti. Yani salı vermeyin, tedavi edin, ıslah edin. E, şizofreni hastasıysa da o kendisi e, sağlıklı düşündüğünde o da bu hastalıktan kurtulmak ve tedavi olmak için zaten istekte bulunacak ama şu an düşünemediği için onun yerine velisinin, vasisinin karar vermesi çok daha doğru olur. Neden şizofreni hastalarını yatırmıyorlar bilmiyorum, anlamıyorum. Birebir ailenin içinden birisi de anlamamış, uğraşmış, denemiş, yapamamış, başaramamış. Şimdi benim abim de birine zarar verirse benim ailem içinde kötü düşünecekler. Çünkü neden yapılmadı diyecekler diyor. İşte neden yapılmadığının cevabını bulmak lazım. Bir şeyler ters gidiyor. Her yerde böyle dünya düzeninde bir bozukluk var. Çivisi çıktı denilen şey sanırım bize denk geldi. Çivisi çıkan bu dünyada yaşamaya çalışıyoruz. Çivisi çıktığı için hunharca dönen bu dünyada hızlı geçen bu zamanda yaşamaya çalışıyoruz. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada kendimizi koruyalım. Çok da bireysel değil. Tabii ki görüyorsunuz tehlikenin nereden geleceği belli değil. Eski erkek arkadaş, eski eş, koca, sevgili, tanıdık, mobbingçi, e, patron, sokaktan geçen bir deli, sokaktan geçen bir suçlu. Artık kim baba, kardeş, kimin sizin katiliniz olacağı belli olmadığı için ben de söylüyorum, siz de söyleyebilin. Çok uzakta değil. Çok uzakta değil. Hepimizin başına gelebilir ne yapmamız gerekiyorsa ben yapılması gereken ne varsa ben yapmak isterim şizofreni hastaları ile ilgili bak bugün gündem oldu şimdi Twitter'da hashtag Başak ama bence Twitter'da hashtag Göktuğ olmalıydı ve Göktuğ gibiler için ne yapılabilir bu konuşulmalıydı kendinize dikkat edin kendinize iyi bakın hayatta kalın hoşçakalın